Evet sevgili dostlar normalde sabah sabah bir video çekmiştim hatta birinci video diye de paylaşmıştım çünkü hasta olduğum için e, videoyu dedim planlayayım izlensin sonra dedim maç öncesi canlı yayın yaparım ama Türk futbolunda inanılmaz gelişmeler yaşandı neler yaşandı şimdi Fenerbahçe'nin alakası var mı Galatasaray'la alakası var mı sporla alakası var mı? İşte Fatih Fatih Karagümrükle alakası var mı diye soracaksınız. Hepsinin alakası var. Trabzonspor 68. dakikada 2-1 öne geçti. Tabi öncesinde İstanbulspor futbolcusu Trabzonspor ceza alanı içerisinde bir müdahaleyle karşılaştı ve düştü. Tabii ki İstanbulsporuna buna penaltı bekledi. Gol kararının iptalini istedi. İtirazda bulundu. VAR pozisyonu inceledi. Bilin bakalım var da kim var? Galatasaray'ın hakemi Serkan Tokat. Peki orta hakem kim? Ali Şansalan. O da e, malum yani karar geçerli sayıldı. Yani şu iki arkadaş bu pozisyonda devam kararı verdi. Üstteki gözüyle gördü. Alttaki kameralarla görüntülerle görmesine rağmen devam kararı verdi. İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Sara, Saralioğlu saha kenarına gelerek takımı sahadan çekilin herkes soyunma odasına dedi. Yani Türk futbolunun kara yüzü bir kez daha ortaya çıktı. Ben geçen hafta Halil Umut Meler olayından sonra ne dedim? Bakın görün dedim. Bir hafta sonra maçlar başlar. İkinci haftaya sıçramaz. Belki dedim sıçrar. Hani birinci hafta herkes gülüm, canım, cicom, aşkitom falan filan der. Ama dedim ikinci hafta der bir maçına bile kalmaz. Biri artık sahadan mı çekilir dedim. Bak harbi harbi bunu söyledim. Biri artık sahadan mı çekilir dedim. Hakeme varıp tehdit eder. Bak seni burada dövmek istiyorum ama işte Halil Umut Meler olayında gördük. Başıma iş almak istemiyorum. Adam gibi yönet mi der dedim. Ama bir şey olur dedim. İlk seçenek çıktı. Fakat ben bu kadar hızlı da beklemiyordum. Şimdi İstanbul Spor Başkanı Ecmel Faik Saralioğlu takımı sahadan çekiyor. Şimdi kendine akıllı diyen bazı arkadaşlar bu başkanın Fenerbahçeli olduğunu iddia ediyor. O kadar akıllılar ki. Yani Trabzon oflu bu başkan. Ve gördüğünüz üzere ya Trabzonspor'un anıtına katkıda bulunan 1 milyon liralık katkıda bulunan bir isim. Şimdi ben önce şunu söyleyeyim. Sendeki yürek İstanbul Spor Başkanı sendeki yürek kolay kolay kimse de bulunmaz. Açık söyleyeyim. Bir başkası olsa lan nasılsa memleketimin takımı kazanıyor der. Ses etmezdi. Harbi harbi ses etmezdi. Ya sen nasıl bir ananın babanın evladısın ya? Helal olsun. Vallahi helal olsun. Bazılar da şey diyor. Çok sevdiği Trabzonspor'una sporuna hükmen 3 puanı kazandırdı. Skor 2-2 falan olur diye çok şey yapmıştı diyor. Ya siz nasıl ahlaksızsınız? Ya karşınızda bir hani baş yapıt var. Bu gerçekten bir baş yapıt. Ha Trabzonspor Başkanı da açıklamalarda bulundu. E, hatta notlarımı aldım mı? Notlarımı aldım mı bilmiyorum. Aklımda kaldığı kadarıyla söyleyeyim arkadaşlar. Cümlelerde hata edersem affola. Trabzonspor Başkanı diyor ki biz diyor kendisiyle konuştuk diyor. Dedi ki diyor olayın sizinle hiçbir alakası yok. Sezonun başından beri hakkımız yene 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 bir hal olduk dedi diyor. Şimdi böyle oldu diyor. Bu arada bir düzeltme yapayım ben. Trabzonspor Başkanı sahaya kadar girip hani saha zeminine kadar girip e, futbolcuların yanında poz vermiş bulundu. İşte hani 45 gün hak mahrumiyeti var. Bunu nasıl yaptı diye tartışma konusu oldu. Sonradan 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 ortaya çıktı. Hani e, 450 bin TL para verip e, bu cezayı sildirmiş. Yani böyle bir şey varmış arkadaşlar bilginiz olsun. Yarın bir gün yine bununla karşılaşırsak şaşırmayın. Ancak işin komik, tuhaf ve enteresan tarafı şu. 450 bin TL'ye sildirebiliyorsun. Evet ancak akreditasyon kartı taksam bile görünürde olmak zorunda. Eğer akreditasyon kartın gözükmüyorsa bu sıkıntı görsellerde de görüldüğü üzere akreditasyon kartı yok. Bundan dolayı işlemeyeceği söyleniliyor. Şimdi konumuz o değil. Konumuz şu. Adam Trabzon oflu ama Fenerbahçeli ilan ediyorlar. Kim ilan ediyor? Mehmet Büyükekşi'nin şu adamın en çok koruduğu, kolladığı takımın trol taraftarı. Merak ettiğim nokta şu Ali Koç. Beş buçuk yıldır Fenerbahçe başkanısın. Yani bu malum hakemin ve vardaki malum şahsın kaç kez hakkımızı aleni gasp ettiğine şahit olduk. Yani keşke bir kere de bedeli neyse ödemeye hazırız deyip sen çekseydin takımı diyorum. Ya bunlara kibarlık, naziklik, efendilik, beyefendilik işlemez. Bunlar anladığı dilden konuşmak lazım. Aklıma gelmişken sen neye yararsın ya? Konuşma yaparsın malum şahıstan alıntılarla konuşursun. Aylok sadece yedek telefonumda dersin. Feridun Nideloğlu, Ahmet Çakar esas telefonunda da var. Şu kadar giriş yaptı derler. İşin gücün Galatasaray lehine işler çevirmek. Geçen hafta hakemi dövdüler. Süresiz erteledik deyip 2 gün sonra ligi oynattın. Dedin ki ben buradan nasıl Galatasaray'ı karnı çıkarırım? Maçları erteleyeyim. Buradan devam etsinler. Cezalılar cezalı olsun. FTT 1. maçları kaydırıp oynattın. Süper Lig'de sırf Galatasaray'a kıyak olsun diye bir hafta ertelemeli oynatıp rakibin 3 as oyuncudan eksik olmasını sağladım. 45 gün hak mahrumiyetini 750 bin liraya kaldırabiliyorsun. Ya bundan niye kimsenin haberi yok böyle bir kuraldan? Keşke olsaydı biz de parası neyse verir. Ali Koç'un günü kaldırırdık diyeceğim ama gerek yok. Ha bu maçta hakem bu ceza hani bu cezayı hakeme mi keselim? Trabzonspor başkanına mı keselim? E, kime keselim? Hani sen hariç, senin federasyonun ve hakemlerin hariç herkes suçlu ya. Şimdi Trabzonspor başkanı mı suçlu? Akreditasyon kartı takmadı diye. İstanbulspor başkanı mı suçlu? Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır hadisine göre davrandığı için mi? İstanbulsporlu Simon deli mi suçlu? Başkanın ayaklarına kapanıyor ki ne olur sahada devam edelim diye. Uğurcan mı suçlu? Rakip takım sağdan çekiliyor. Ortalık 56 olmuş gidip üçlü çektiriyor. Hani kim suçlu? Kimi suçlayalım? Sırada ne var Mehmet Büyükekşi ve avaneleri? Kırmızı kar mı yağması lazım? Jorge Jesus geçen sene ne demişti? Bana göre Süper Lig'in sportif geçerliliği yok. Hani gerçekliği yok. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor. Kim kazanırsa kazansın. Kim şampiyon olursa olsun söylüyorum. Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor demiştim. Üstelik geçen sene bu Federasyon tehdit edildi. Evet bu federasyon tehdit edildi. Savaşsa savaş ligi oynatmayız diyenlerce tehdit edildi bu federasyon. İnanılmaz değil mi? Bir orada ceza çıkmayınca haliyle. Da oluyor. Şimdi Yağız Sabuncuoğlu kulüplerin büyük bölümü TFF'yi artık fiilen tanımıyor. Trabzonspor başkanı bugün federasyonun ceza kararını yok hükmünde saydı maça geldi diyor. Bak Yağız Sabuncuoğlu da kuraldan haberdar değilmiş. Hani Trabzonsporlu arkadaşlar bana kızıyorlar. Kuraldan hiç haberim yoktu. Ben de ilk defa duyuyorum. Ya Savuncuoğlu da ilk defa duymuş. İstanbul Spor Başkanı Ecmel Saralioğlu takımını sağdan çekti. Cezayı göz aldı. Bu işin takımı ve rekabeti kalmadı. Türk futbol olarak her gün daha dibe iniyoruz diyor. Şimdi maçın hakemi ve var hakemi bunlar olursa yani akreditasyon, cart, cürt hepsi hikaye. Peki hocam eğri oturalım doğru konuşalım. Pozisyon penaltı mıydı? Arkadaşlar takım sağdan çekilmeden önce ben Twitter'da bazı paylaşımlarda bulundum. Dedim ki arkadaşlar dedim, Trabzonspor bir gol buldu. Fakat öncesinde İstanbulspor oyuncuları penaltı bekledi. Bu pozisyon Fenerbahçe'nin yaşadığı bir pozisyon olsaydı dedim. Olacak olan şuydu dedim. Bu arada benzinle 1 lira 46 gelmiş. Ne alakası var gözümün önüne o düştü. Paylaşım bulayım diye. Ha Ertuğrul Doğan Ecmel Başkan bana hakkını helal et. Sizinle alakalı değil. Ben artık bu yapılanları kaldıramıyorum tarzında bir cümle söyledi. İkna etmeye çalıştım ama kararlıydı. Bu federasyonun gerekeni yapacağına inanmıyorum. Bu saatten sonra ciddi ciddi oturup konuşmamız gerekiyor. Marka değeri için yapılması gerekenleri yapması gereken bir kurum var diyor. herhalde Cumhurbaşkanlığından bahsediyor. Hani ee, durum bu. Şimdi 7 yıl önce Göztepe Eskişehir maçı hakem Göztepeli oyuncuyu atmıyor o top dönüyor Göztepe golü oluyor. Hatırlayın bu Fenerbahçe maçından sonraydı sanırım. Bir şey vardı. Alpay Özalan'da takımını sahadan çekiyor. Hakem kim? VAR hakemi Serkan Tokat. İnanılır gibi değil. İnanılır gibi değil. Gerçekten inanılır gibi değil. Şimdi pozisyon penaltı mı değil mi? Önce oraya gidelim. Yani önce oraya gidelim arkadaşlar. Hastalığım da sürüyor. Şimdi gerçekten bak maç hani bu pozisyonlar yaşanmadan bu sağdan çekilme olmadan dedim ki ya bu, bu pozisyon Fenerbahçe'nin lehine olsa inanın dedim gol iptal edilir. Penaltı verilir. Bir de sarı kart verilir. Hani Fenerbahçe'nin savunma oyuncusuna sarı kart verilir dedim. Ve pozisyondan sonra takım sağdan çekildi. Şimdi her şeyin başı bu pozisyon diye yazmışım bak. İstanbulspor penaltı beklerken top döndü. Trabzonspor gol attı. Bakalım var kararı ne olacak diye. Şimdi arkadaşlar Deniz Ateş Bitnel. Çok hükmünde de Trabzonlular hiç sevmez onu. Malum Galatasaray maçından dolayı. Ama dinleyelim ne demiş. Trabzonspor'un ikinci gol öncesi Mendy Loşas mücadelesi penaltı olmalıydı. Dizden müdahale çarpışma değil. Ama hadi öyle yorumladınız diyelim, mendilin sağ kroşesini de mi görmediniz diyor. Hakem yorumu. Erman Toroğlu. pozisyon net penaltı. Pozisyon net penaltı diyor. Ben İstanbulspor İstanbul oyuncunun kendini attığını düşündüm ama adama net müdahale var diyor. Not, çalıştığı kurumun sahibi Trabzonsporlu. Yani o kurumda söylüyor bunu. Düşünün, eğer o kurumda bunu söyleyebiliyorsa demek ki ciddi bir şey var. Şimdi Bünyamin Gezer. Ben en çok Bünyamin Gezer'in konuşmalarına dikkate alırım. Bünyamin Gezer penaltı diyorsa penaltıdır. Değil diyorsa değildir. Çünkü benim de hani e, her hakemin kendine örnek aldığı bir hakem vardı. Ben Bünyamin Gezer örnek alırım. Eriye eğri der doğruya doğru der. Ha benim hakem hocam Abdülkadir Bitigen'in babası Galip Bitigen'dir. O ayrı mesele ama ben Bünyamin Gezer'in net tarafsız yorum yaptığını düşünen birisi olarak konuşurum. Bu arada Saffet Sancaklı TFF başkanı, Bünyamin Gezer e, MHK başkanı olsa bence e, Türk futbolunun marka değeri yükselir, kalitesi yükselir, yayın ihale geliri artar. Bak size bir şey söyleyeyim. 3 sene içerisinde, 3 sene içerisinde Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, belki Trabzonspor satılacak. İsraillere satılacak belki. Ne biliyorsunuz? Trabzonspor'u belki İsrailliler satın alacak. Ya da Galatasaray ya da Fenerbahçe ya da taşı alacaklar. Borca batık bunlar, borca batık. 10 milyar TL'nin üstünde borçları var. Trabzonspor'u belki 6-7'dir. Ya üç büyük kulüp diyorsun 10 milyarın üstünde borçları var. Yayın ihalesinin ben size bir şey söyleyeyim. Şu ligin yayın ihalesinin minimum bedeli 15 milyar TL. En az dolar bazında 500 milyon dolar en az. En az. Ve size bir şey söyleyeyim. TFF'nin bundan kuruş para almaması gerekiyor. 500 milyon dolar aldığınızı düşünün. Bak aldığınızı düşünün. 500 milyon dolar. Kafadan atıyorum. 19 takıma düşecek seneye. Her takıma işte atıyorum kafadan. 10, 15 milyon euro. 15 milyon euro. Sonrası şampiyonluk primi. 15 milyon euroyu alan Kayseri Spor işte atıyorum kafadan Pendik Spor, İstanbul Spor, dır vır vır inan değil de markalı belki de Edin gibi 37 yaşında ama kaliteli isim getirecek. Belki de hani ee, tam aklıma gelmedi Rizespor getirmişti mesela hatırlayın ya. Bizim yıllarca almaya çalıştığımız futbolcu falan getirmişti. Böyle olacak bakın Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bunlar milyon euroluk takımlar. Hatta bunlar 100'er milyon euroluk. Belki 200'er milyon euroluk takımlar. Vergiler, algılar, cartlar, cırtlar, yıllık ücretler derken bir Fenerbahçe'nin hani piyasa değeri artı ödediği yıllık ücret 100 milyon euroları buluyor. Ya da Galatasaray'ın ya da Beşiktaş'ın. bu bu kadar yaban atılacak bir iş değil. Kaçmış? 1.2 milyar TL'ymiş. Düşürmeye çalışıyormuş. Lan kimle dalga geçiyorsunuz siz? 500 milyar, ya 15 milyar TL, 15 milyar TL, 500 milyon dolarlık bir şeyden bahsediyorum size. 15 milyar TL şu ligi 3 sene TRT'de verin. TPP Başkanı Saffet Sancaklı, MHK Başkanı Bünyamin Gezer olsun. Bak 3 sene boyunca. Size bir şey söyleyeyim. 3 sene sonra Fenerbahçe'nin piyasa değeri 450 milyon euro olur. Galatasaray'ın 390, 400, 420, 450. Hani benzer ayarda. Beşiktaş'ın taşınki benzer ayarda. Trabzonspor bugün kaçsa iki kat olur. Kayseri Spor şu bu bugün kaçsa iki kat olur. Eskiden Kızıl Yıldız, Sparta Pırak falan gelince tokatlar göndeririz diyorduk. Şimdi Galatasaraylılar endişe halindeler. Sparta Pırak gelirler mi bizi diye. Neyse Bünyamin Gezer. Maalesef Türk futbolu iki haftadır bir kaosun içinde sağdan çekmek hükme mağlubiyetin yanında eksi 3 puan cezası da getirecek gibi görünüyor diyor. Doğru. Her iki oyuncunun ayaklarından olan çarpışma var. Yani bu bir çarpışmadır ayaklar. Ama Mende'nin kolu rakibin yüzüne geliyor. Kol doğal mı değil mi diye bakmak lazım. Direkt ben kola baktım diyor. kolun bir müdahalesi var diyor. Canlı yayında tekrar bağlanıyor diyor. Tekrar bağlanıyor. Ayakta bir şey yok. Ayak sadece çarpışma. Onu almayın bazı diyor. Pozisyon içeride mi dışarıda mı? Önce ona bakalım. Pozisyon içeride. Rakibin yüzüne net bir müdahale var. İyi de hocam adam yüzünü tutmuyor diyorlar diyor. Ayaktaki çarpışma yani ayağın acısı daha fazla. Muhtemelen yüzü unutturmuştur diyor. Kolla yapılan müdahale net. Paul ve bu penaltı olması lazımdı diyor. Yani Deniz Ateş Bitnel, Erman Toroğlu, e, Bünyamin Gezer net penaltı diyor. Ben de ilk gördüğüm anda bunu söylemiştim. Ben size bir şey söyleyeyim. Bütün suç Beşiktaş'ın. Harbi söylüyorum. Bütün suç Beşiktaş'ın. Karol ol Beşiktaş. Al sana bomba diyecekler. Niye? Düşünün bakalım arkadaşlar. Sizce niye? Yani sizce neden arkadaşlar? Niye suç Beşiktaş'ın acaba? Aklınıza hemen Fenerbahçe maçı gelsin. Beşiktaş Fenerbahçe maçı. Ben size söyleyeyim. Sadece 4 tane şut çekip bir tane isabetli şut çekersen Fenerbahçe ceza sahasına giremezsen Fenerbahçe 21 şut atıp 9 isabet bulup 3 gol atıp farkı kaçırırsa artı hani artısı var. Vardaki arkadaş o kadar koyu Galatasaraylı iken ulan adaleti sağlayayım diye işine karışırsa orta hakem Atilla Karaoğlan atlı Fenerbahçe düşmanı gözünün önündeki iki penaltıyı vermeyip var uyarıp verirse olacağı bu. Olacağı bu. Şimdi bütün suç Beşiktaş'ın bak maç öyle gitse etse mesela Beşiktaş penaltıyla 1-0 öne geçse Fenerbahçe gol atamasa haliyle penaltı pozisyona girse zaten verilmeyecek. Verilmese son dakikalarda da Tayfur'a kırmızı kart çıksa adı ne olacak? Fenerbahçe hakemden kullanıyor olacaktı. Herkes rahat olacaktı. Yani herkes rahat olacaktı. Ne diyeyim? Çok da detaya girmeye gerek yok arkadaşlar. Ama suç Beşiktaş'ın. Suç, suçun büyüğü Beşiktaş'ın. Ha Mehmet Büyükekçi'den ne karar bekliyorum? Önce onu söyleyeyim. Mehmet Büyükekşi muhtemelen diyecek ki arkadaşlar İstanbul Spor kararını açıklayacak. Ee, İstanbul Spor'a hükme mağlubiyet 1. Bitmedi. 3 puan silme cezası. Yani İstanbul Spor'un şu anda puanı kaç? 2 galibiyet. 2 beraberlik kaldığına göre matematiksel olarak 8 ama 0 puan. Eksi 3 puan çık. Şu anda İstanbul Spor eksi 3 puanda. Hocam 8 puan vardı. Ha 18 puanda Galatasaray'ı ekleyecek. Yani 15. maçlar tamamlanmış durumda. 15 maçta Galatasaray 48 puan almış olacak. <laughs> İyi de hocam matematiksel olarak en fazla 45 alabiliyor. Size ne oğlum? Mehmet Büyükekşi kanunları. Burası 3. sınıf yok. 5. sınıf 6. sınıf bir futbol ülkesi. Yani 6. sınıf bir futbol ülkesi burası. Burada her şey normal. İnanın bu, bu, bu olursa bile kimse şaşırmasın. Ya Galatasaraylılar sanki hani Allah savunuyor gibi, din savunuyor gibi, peygamber savunuyor gibi savunmaya geçmişler. Ya insan bir şunu sorar kendi kendine. Ulan bunlar niye savunuyor? Niye kimse savunmuyor da bunlar savunuyor? Yani inanılmaz bir şey ya. Yani vallahi garip bir şey ya. Ama dediğim gibi bütün suç Beşiktaş'ın. Onu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi hükmen yenilgi altı sıraya puanların aktarılması falan filan. Peki hakemler bugünkü maçta ne yapacak sizce? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bak ben Mehmet Büyükekçi'nin yerinde olsam. Eğer o koltukta oturmak istiyorsam. Hakemlere derim ki. Hakemler. Fenerbahçe mutlaka ve mutlaka. E, mutlaka ve mutlaka Fenerbahçe maçı kazanacak. Gelin şöyle yapalım. Galatasaray'da mutlaka ve mutlaka puan kaybedecek. Gelin şöyle yapalım. Fenerbahçe'nin her pozisyonuna penaltı çalın. Vardaki de karışmasın. Galatasaray'ın da her pozisyonla rakip lehine karar çalın. Gerekirse Galatasaray 3 oyuncusunu 4 oyuncusunu kırmızıyla atın. Nasıl olsa Fener Galatasaray derbi de yenecek. Eksik gitsinler bir şey olmaz. Zaten siz bunu yaparsanız Kayseri da ligde takımı sahadan çeker. Kayseri bizi destekliyor. Galatasaray destekliyor. Başakşehir destekliyor. İkisinin hakkı yenilmiş olacak. İkisi çıldıracak. Ortalığı velveleye verecek. Diyecek ki bak Ali Koç başlattı. Kendine menfaat sağladı. Hadi şimdi çıkın işin içinden diyecekler. Bana, eğer Mehmet Büyükekşi'de beyin varsa, beyin çalışıyorsa bence bunu yapar. Ama zannetmiyorum bu kadar komplike düşünebileceğini. Harbi söylüyorum bak böyle bir senaryo olduğunu düşünsenize. Fenerbahçe Kayserispor 12-0 yendi. Lig tarihi rekoru. Ama orta açıyor. İkili mücadele şöyle o omuzu değdiriyor. Şşt, penaltı. Var diyor futbolcular. Karışma lan diyor. Dinliyorum. Tamam penaltı evet penaltıymış diyor. 1-0 2-0. Bizim midemiz bu da. Bak bizim doğrucu davutlarımız da çok fazla. Maç biter. İlk ben sonra bütün Fenerbahçeliler. Arkadaş biz bu maç hakkımızdan almadık. Bu maç helalinden değiller. Çıkarız ortaya. Çünkü biz Fenerbahçeliyiz. Allah'a çok şükür sarının yanına lacivert koymuş insanlarız. Öbür tarafta Galatasaray'ın da akşamleyin maçta kaybettiğini düşünün. Kara Gümrükle lehine penaltılar. Galatasaray oyuncusu. 3 tane oyuncusuna kırmızı kart. 8 kişi maçı bitiyor Galatasaray. Ortalık yangın yere. Bir düşünsenize. Ama bunu düşünecek, bunu akıl edecek zeka var mı yok mu onu bilmiyorum. Hocam sen şimdi böyle yol göstermiş oldun. Beni kimse dinlemez. Merak etmeyin. Bak. Şırnak'ta amatör bir maçta hakem ve rakip oyunculara saldırıya jandarma müdahale etmiş. 1. Amatör Lig'de Kum Çatı Spor oyuncuları Cizre Dicle Spor karşılaşması önce ardından rakip takım oyuncularına saldırmış. Saldırıda yardımcı hakem Veysel Samsak'ın burnu kırılmış taraftarları da Cizre Dicle Spor'un takım otobüsüne saldırmış. İnanılır gibi değil. Bak Ahmet Ercanlar da diyor TFF'yi sadece Galatasaraylılar savunuyor. Çünkü tarihten bugüne kadar bir kulübün bu kadar fütursuzca kollayan bir federasyon olmamıştı. Türk futbolunun altına dinamit koyuluyor. İnsanlar ayrıştırılıyor. Bu işe devlet el koymalı diyor. Ve Kulüpler Birliği Vakfı Cuma günü acil koduyla Mastak'taki ofisinde toplanacak. Toplantıya Gençlik Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ta katılacak. Fayda edecek mi? Ya bana herkes bunu soruyor. Hocam hani operasyon mu operasyon. Arkadaşlar operasyonun kralı var. Siz görmek istemiyorsunuz. Bakın şu anda kara para falan filan olaylar ayyuka çıktı. Başkanımız Ali Koç futbolda kara para aklama ve bahis iddialarına ilişkin davada tanıklık yaptı. Ve atliyeye giderek verdiği ifade kulüp isimlerini de bildirdi. Diyor Halk TV'nin bir şeyi. Bilmiyorum belki de saklananlar bu yüzden saklanıyordur. Şimdi Reha Kapsal Fenerbahçe Galatasaray maçının hakemi belli Volkan Bayarstan diyor Volkan Bayarslan zamanında Trabzon'da bir taraftar tarafından Saldırıya uğramış bir hakemdi Güzel mağduriyet kurup Bu mağduriyeti yaşatan Bir şey yapacaklardır İyi de bir Galatasaraylıdır Volkan Bayarslan. Bilmiyorum nasıl olacak Bu arada Başakşehir Sivas maçında Sivas Spor taraftarları Mete Kalkava'nın yönetimini protest etmek için Faruk Koca tezahüratı yapmışlar Bakın ben size söylüyorum. Bu işler nereye gidecek hiç kimse kestiremedi. Hiç kimse kestiremedi. Bir hafta önce dedim bak en ufak bir olayda herkes Faruk Koca diyecek dedim. Lan Faruk Koca da haklıymış diyecek dedim. Şimdi İstanbul Spor Başkanı çıksa dese ki Faruk Koca da haklıymış dese. a ah, Mustafa Hoca yine bildi olacak. Şimdi bunlar kendilerini mi TFF'yi mi yoksa Sivas Spor'u mu bitirmeye çalışıyorlar? Bu kadar net hatalar olmaz diyor. Sivas Spor Başkanı Mecnun Odyakmaz. Rams Başakşehir MS yapı Sivas Spor maçının hakemi Mete Kalkamana ve var hakemi Arda Kardeşler'e tepki göstermiş. Bir hatırlasanıza. Hakemler maça çıkmak istemiyor diye ilk saflarda duranları bir hatırlasanıza. Ben şunu söyleyeyim. Bazı meslekler vardır. Kamuoyu tarafından haramzade görülür. Mesela ülkemizde hani haramzade derken yalan mesleği ya da o meslekten kazanılan para haram olarak gözükür. Mesela siyaset en basitinden. Kimse siyasetçilerin helal kazandığını düşünmez. Bankacılık mesela. Bankacıların helal kazandığını düşünmezler. Ee, ne bileyim avukatlık mesela. Yalan mesleği derler. Bu arada çok tanıdığım avukat da var bilginiz olsun. Ben sadece toplumun genel görüşünden bahsediyorum. Onların yüzüne de söyler, söylediğim oluyor ya bunları. Onlar da gülüp geçiyorlar. Ondan sonra mesela hakemlik. yani hakemlik, küfür yeme mesleği bizim ülkemizde. İnsanların stres atma mekanizması maçta çalışıyor. Yani e, tribüne gidiyorsun 7-24 söven insanlar. Adam diyor ki mesela hakem ya yani şey hakem diyor polis diyor ki bak küfür etme işlem başlatacağım. Başlatmazsan diyor. Adam diyor ya yani, benim diyor amcam diyor bilmem ilçe başkanı diyor. Bakacağız diyor. Bakıyorlar. Yani ben diyorum size. Bu tiyatronun bütün suçlusu Beşiktaş. Fenerbahçe maçında azıcık iyi oynasaydın, ne güzel bak Galatasaray'a açık ara şampiyon yapacaklardı. Şimdi şunu da merak ediyorum, şunu da merak ediyorum. İstanbulspor'un puanlarını gerçekten ekleyecek misin Mehmet Büyükekşi? Yaparsın sen, yaparsın gitmeden bunu da yaparsın. Eğer bir şey söyleyeyim, bu böyle devam ederse, şöyle olacak. Yani eğer Fenerbahçe kazanır, Galatasaray kaybederse böyle olacak. Fenerbahçe derbiyi kazanırsa böyle olacak. Fenerbahçe ikinci derbiyi kazanırsa böyle olacak. Yani sizi bu da kurtaramayacak. İşin tuhaf tarafı bu. Anlatabiliyor muyum? Algılar, şunlar, bunlar. Sizi hiçbir şey kurtaramayacak. Doğru tektir. Doğrudan ayrılmayın. Bak bugün Fenerbahçe'nin başına gelen yarın sizin de başınıza gelir. Benden uyarması. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bu videonun altına da görüşlerinizi, fikrinizi özgürce yazabilirsiniz. Nedir, ne değildir, ne düşünüyorsunuz, size göre doğrusu nedir, size göre olacaklar nedir, olması gereken nedir? Açık açık konuşun. Zaman susma zaman değil, konuşma zamanı. Buyurun konuşun. Ayrıca sosyal medyadaki trollere de asla izin vermeyin. En az siz de onlar kadar baskın olun. Yoksa başka çaremiz yok. Herifler para karşılığımı yaptırıyor bu işi nasıl yapıyor bilmiyorum ama. Lan birden bir hakem savunmaya, TFF savunmaya başladılar ya. Doğranan takım biziz, doğranan takım biziz falan filan diye. Neye doğranıyorsunuz ya? Hangi maçınızda doğrandınız? Trabzon maçında doğrandık diyor. Faulle gol attınız heriflere ya. Ya 3 maç oynandı dün. 3 maç. Birisinin sonunda takımlardan biri kara gece paylaşımı attı. Diğeri sahadan çekildi. Öbür maç ne? Adana Demirspor 2-2 İstanbulspor'la. Hani mikrofonu ona da uzatsanız herhalde onlar da bir şey söylerler. Gaziantep 2 Adana Demirspor 2 71 73'te gelmiş. Adana Demirspor'un golleri. Aa Emrah Baba ayağını uzatıp gol atabiliyormuş. Ben merak ediyorum yani nasıl olacak, nasıl edecek? Garip. Ve bu futbol ikliminde bu arada seçtik diyor ya Dursun Özbek. TFF Başkanı da ben kulüplerin seçtiğini düşünmüyorum. Keşke kulüpler seçse. Bu arada Stefan Savic Fenerbahçe ile adanılan Savic Getafe karşısında ikinci sardan oyundan atılmış. Tamam kesin aldık bunu. Yani kesin aldık. Almışız demek ki. Almasak bu ikinci sarıyı falan yemez de. Neyse teşekkürlerimi sunuyorum hepinize. Çok da uzattım lafı. Görüşmek üzere arkadaşlar.